Merhaba, haber saatine hoş geldiniz. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Aile birliğine yönelik mesajlar veren Erdoğan, isim vermedi ama Cumhuriyet AK Partisi'ni de eleştirdi. Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizin odağında hep aile yer almıştır. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle, internetiyle ve daha nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle ve sivil toplum faaliyetleriyle meşgul olurken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz. Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Gara katliamını siyasi bir olay haline getirmeye çalıştığını söyledi. Bu olayın sorumluluğunu Erdoğan'a yıkmak ve PKK'yı aklamaktır dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizim ardımızdan sanki biz bu detaylardan hiçbirisini anlatmadık. Hiç kendisine olayı ifade etmemişiz gibi, tüm detayları anlatmamışız gibi, görüşmeden çıkar çıkmaz grup toplantısında meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürüvermesi ve bu 13 evladın şehadetinin sorumlusunun Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, açık söylüyorum, PKK'yı aklamaktan, üstünden yük almaktan ve bu acı olayı bir siyaset malzemesi haline, bir polemik haline dönüştürmekten başka bir şey değildir. Ne kadar sorunuz varsa buyurun cevaplamaya hazırız demişiz. Ondan sonra meseleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak, tekrar söylüyorum, terör örgütünü aklamaktır ve PKK'yı aklamaktır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Muhalefetin Gara operasyonu eleştirilerine karşı dünyaya tek yumruk mesajı vermeliydik dedi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Buyurun Sayın Başkanım. Türkiye'de köklü bir parti olan, vatandaşlarımızın önemli bir kısmının teveccühünü kazanmış olan, Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan genel başkan çıkıp da 13 şehidin sorumlusu Erdoğan dediği zaman bu Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. Gündeminde Gara operasyonu, hedefinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Geçmişten itibaren terör konusunda söylenmiş bütün sözleri yan yana koyun. Ana akım partilerin hiçbirisinden böyle skandal bir cümle duyulmamıştır. Muhalefet yapacağım diye düşmanlık üreten bir yaklaşım bu. Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Evlatlarımızı kurtarmak için her şey yapıldı dedi. Yani şöyle bir tablo ortaya koyuyorlar. Sanki bu kadar zamandır duruldu, bu kadar zamandır tek yapılan şey bu operasyonmuş gibi. Bunu nereden söylüyor? Diyor ki benim haberim yok. Ondan sonra bunları duyurarak, gazetelere ilan vererek mi yapacaksınız? Açık ve net söylüyorum. Bu evlatlarımızın canını kurtarmak için yumuşak güç alanına giren, yani diplomasi alanına giren ve sert güç alanına giren, yani operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir. Her imkan peşinde koşulmuştur. Yıllardır bunun için gayret sarf edilmiştir. Çelik, eğerle başlayan açıklamalarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne de eleştirdi. Bu meselelerde eğer PKK terör örgütü yaptıysa diye bir ifade kullanılmasıdır. Amerika Dışişleri Bakanı tanıdığımız birisidir. Deneyimli bir diplomattır.
Orta Doğu'yu çok iyi bilir. Türkiye'nin NATO içerisindeki rolünü, gücünü ve önemini çok iyi bilir. Tam da onun Dışişleri Bakanlığı döneminde böylesi bir açıklamanın yapılmış olması ciddi bir şekilde sorgulanmalıdır. Türk demokrasisine mutlak saygı bekliyoruz. Türkiye'nin yargısına mutlak saygı bekliyoruz. Aynı şekilde de terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz. Sayın seyirciler, Van'da teröre karşı protesto yürüyüşü yapıldı. Binlerce kişi Gara'daki şehit edilen 13 kişi için terör örgütünü lanetledi. Van'da binlerce vatandaş, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için tek yürek oldu. Kentte sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı etkinlikte binlerce kişi şehir meydanında bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla "Van teröre karşı tek yürek, PKK bitecek, acı dinecek, teröre karşı omuz omuza" pankartları açan kent sakinleri çeşitli sloganlar atarak Hazreti Ömer Camisi avlusuna kadar yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapan Memur Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiği haberinin yüreklere acı düşürdüğünü söyledi. Uca, teröristlerin hedefinin insanlık olduğunu kaydetti. Şehitler için camilerden selaların okunduğu yürüyüş, il müftüsü Ömer Keskin'in yaptığı duayla sona erdi. Sayın seyirciler, terör operasyonları yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Son olarak kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist sınırda yakalandı. Suriye'deki çatışma bölgelerinden DEAŞ'lı bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geleceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu örgüt üyesi sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince Kilis'te yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist kırmızı bültenle aranıyordu. Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaştı. Teklifle Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak. Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak. 3 Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek. Seferberlik ve savaş hali gibi konularda Genelkurmay Başkanı'nın vereceği kararları Milli Savunma Bakanı verecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emeklilik aylığını almaları amaçlanıyor.
hukuk sınıfı subaylar arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Sağlık hizmetleri tazminatı ödemesinin personele ek fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor. Öte yandan Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği de kurulacak. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısında PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal 2 harekatına ilişkin kısa bilgilendirme yaptı. Bakan Akar, NATO'nun Irak'taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken PKK terör örgütünün NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu dile getirdik dedi. Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal 2 harekatına ilişkin kısa bilgilendirme yaptık. Eldeki tüm imkanlar seferber edilerek icra edilen bu harekatın Irak'ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne serdiğini, PKK'nın terör örgütünün 13 vatandaşımızı vahşice katlettiğini, şehit ettiğini, PKK ve YPG'nin aynı terör örgütü olduğunun bir kez daha görüldüğünü açıkça ifade ettik. İlaveten NATO'nun Irak'taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken PKK terör örgütünün NATO misyonunun önündeki en büyük engel olduğunu da dile getirdik. Toplantıda ayrıca Afganistan'daki gelişmeleri ve ittifakın önündeki seçenekleri değerlendirdik. Bu çerçevede Türkiye'nin Afgan kardeşlerimizin huzur ve refahıyla barış sürecinin başarıyla yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da aynı dikkatle, hassasiyetle yapacağını belirttik. Diğer taraftan NATO'nun 2021 yılında bir kriz durumunda ihtiyaç duyabileceği hazır kuvvetin, yani VJTF sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu, mevcut katkılarımıza ilave olarak siber imkan ve kabiliyetleriyle hava polisi ve bölgesel güvenlik uçuşlarına da kara, deniz ve hava unsurlarımız ile ilave katkıda bulunacağımızı da yine müttefiklerimize paylaştık. 2030'lu yıllara giden süreçte NATO'nun adaptasyon çalışmalarına desteğimizi ifade ettik. Ayrıca sorunlar karşısında dayanışmanın sadece sözle değil, fiilen gösterilmesinin ve güvenliğin bölünmezliği ilkesinin titizlikle muhafaza edilmesinin ittifakın savunma ve caydırıcılığı bakımından önemli olduğuna dikkat çektik. İslam alemi bir mübarek geceyi daha idrak etti. 3 ayların ilk kandili olan Regaib gecesinde eller semaya açıldı. Yurt genelinde tüm camilerde koronavirüse karşı önlemler de alındı. Rahmeti ve bereketi bol 3 ayların habercisi Regaib Kandili idrak edildi. Rabbim tüm Müslümanlara hayırlısıyla Recep Şaban ayını mübarek etsin. Hayırlısıyla Ramazan'a kavuştursun inşallah. Af ve rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu gecede eller yüce yaratıcıya açıldı. Aleyküm ve rahmetullah. İstanbul'da ilk adres 86 yılın ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii oldu. Kandili Ayasofya'da geçirmek kadar bugün de arkadaşlarla camimize beraber toplandık. Buraya kafile halinde geldik. Bütün Müslümanların buradan kandilini kutluyorum. Allah-u Teala nice kandillere bizleri ulaştırmayı nasip eylesin inşallah. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Regaib Kandili'nin İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu, dualar etti. Bizleri her türlü musibetten, beladan ve salgın hastalıklardan emin kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Çamlıca Camii de manevi coşkunun yaşandığı noktalardandı. Bu gecede ibadetimizi burada yapmak istedik. O yüzden arkadaşımla birlikte Çamlıca Camisi'ne çıktık. İnşallah namazımızı kılıp duamızı eder, evimize gideriz. Türkiye'nin birçok yerinde manzara aynıydı. Salgın önlemlerinin alındığı cami girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.
İbadetler sosyal mesafeye uyularak yapıldı. Okunan mevlidler canlı yayınlarla birçok eve kadar girdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim sesleri yükseldi. Kahhar ismi celilenle teröristleri kahreyle ya Rabbi. Yargı reformunda dikkat çeken maddelerden biri de icralık mallarla ilgili. Yeni düzenlemede icralık mallar yok pahasına satılamayacak. İlk sözü hak sahibi söyleyecek. Adalet Bakanlığı'nın hazırlıkları süren yargı reformuna ilişkin pakette vatandaşın idareyle uyuşmazlıklarına yönelik de önemli adımlar atılıyor. Özellikle bir idari işleme karşı açılacak davalar için itirazdan sonra 60 gün bekleme mecburiyeti kaldırılıyor. Bu süre 30 güne indiriliyor. Böylece vatandaşın hak kaybının önlenmesi hedefleniyor. Yargı reformu paketiyle icra satışlarına da yeni düzenleme getiriliyor. Buna göre icralık malların piyasa değeri altında yok pahasına satılmasına izin verilmeyecek. Vatandaş isterse icradaki taşınır veya taşınmaz malını alacak kişiyi kendisi belirleyebilecek. Açık artırmada icralık mallarını çok düşük fiyatlara alarak çıkar sağlayacak grupların da önüne geçilmiş olacak. Hukukçular yapılacak düzenlemeyle vatandaşın mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığını belirterek, şu anda icra mallarını yok pahasına toplayan gruplar, çeteler oluşmuş durumda. Bunlar kendi aralarında anlaşarak ya da tehdit baskıyla açık artırmalara girmeyi önleyip 1000 liralık bir malı 10-20 lira gibi değerlerle alabiliyor görüşünü dile getiriyor. İhaleye fesat karıştıracak şekilde normal görüşme, telefon görüşmesi yapmıyoruz. Sayın seyirciler, mesajlaşma platformu WhatsApp'ın tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Platform resmi blog sitesi üzerinden yaptığı açıklamada kararından geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Sosyal medyada ve Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor. Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp, tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yap güncellememiz hakkında daha fazla bilgi başlığıyla paylaştığı yazıda, WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız denildi. WhatsApp'ın resmi blog sitesi üzerinden yayımlanan bu yazı, WhatsApp'ın gelen tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacağı yönünde yorumlandı. WhatsApp gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkileri neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatmış, veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğunu bildirmişti. Rekabet Kurulu söz konusu verilerin Facebook'un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı kanuna aykırı olduğunu duyurmuştu. Sayın seyirciler, İspanya'da kraliyet ailesine hakaret ettiği için tutuklanan rap şarkıcısı Haser'in serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor. Üçüncü günde çöp konteynerleri ateşe verilirken polis olaylara copla müdahale etti. Çöp konteynerleri ateşe verildi. Polis çıkan olaylara copla müdahale etti. İspanya'da rapçi Pablo Hasél protestoları üçüncü gününde de sürdü. Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona başta olmak üzere başkent Madrid ve Valencia'da Hasél destekçileri gece saatlerinde yine sokakları savaş alanına çevirdi. Barcelona'da öfkeli protestocular çöp konteynerlerini bariyer yaparak ateşe verirken sokaklarda çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Valencia'daki gösterilerde ise Pablo Hasél'in serbest bırakılmasını talep eden protestocular sert müdahaleyle karşılaştı. Polis kalabalık gruba copla müdahalede bulundu. Ah!
Çıkan olaylarda polis yaklaşık 19 kişiyi tutuklarken 25'i memur, 55 kadar kişi de çıkan olaylarda yaralandı. İspanya'da Kral 6. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasél, 16 Şubat'ta Katalonya Özerk bölgesindeki Lleida Üniversitesi'ne sığınmış, polis baskınıyla tutuklanmıştı. Sayın seyirciler, Mars'ın keşfinde potansiyel geçmişin izlerini aramak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için yola çıkan NASA'nın Perseverance uzay aracı başarılı bir şekilde Mars'a iniş yaptı. Skycam maneuver has started. About 20 meters off the surface. NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance Mars'a başarılı bir iniş yaptı. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Mars'ın keşfinde potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için yola çıkan NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars'a başarılı bir şekilde indi. Perseverance'ın Mars'tan kaydettiği ilk görüntü uzay aracının Twitter hesabından "Merhaba Dünya, sonsuz evime ilk bakışın" mesajıyla paylaşıldı. Uydu görüntülerinden 3,5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Zezer Krater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerinde keşfe başladı. Uzay aracı Perseverance'ın karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması da planlanıyor. 30 Temmuz Perşembe günü Florida'daki Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan Mars'a yola çıkan NASA'nın yeni nesil uzay aracı planlanan görevi için yaklaşık bir dünya yılı boyunca Mars'tan 500 gram kaya ve toprak örneklerini toplayarak dünyaya getirmesi bekleniyor. Aşılama sürerken koronavirüsle mücadelede tablo umutları her geçen gün artırıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş ise hastane yükünü hafifletiyor. İşte son durum. Sayılar her geçen gün düşüyor. Umutlar tazeleniyor. Can kayıpları, hasta sayısı kritik eşiklerin altında ama hala istenilen seviyelerde değil. Son durum günlük tabloyla ortaya kondu. Bir günde 115.406 COVID-19 testi yapıldı. Düşüşün devam ettiği vaka sayısı 7.241 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte hastaların sayısı 640 olarak belirlendi. 83 kişi daha ne yazık ki salgına yenik düşerek hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 7.217 olurken ağır hasta sayısı azalmaya devam ederek 1.187 oldu. Salgının bizi daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz. Salgınla mücadelede yerinde karar alma döneminin başlamasıyla birlikte il bazlı veriler de paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale'de yükseliş devam ederken Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl'se vaka sayısı en çok azalan iller oldu. Bakan Koca paylaşımına "tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşı ile birlikte en büyük gücümüz" diyerek herkesi bir kez daha uyardı. Türkiye'de aşılama programı da planlandığı gibi devam ediyor. Toplam yapılan aşı sayısı 6 milyonu geçti. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı da 1 milyon sınırında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke genelinde fahiş fiyatlara karşı mücadelesi kararlılıkla devam ederken bir tartışma konusu da Edirne'den geldi. Ekmeği bazı fırınlar 2 liradan satarken bazı fırınlarsa eski fiyat 1,5 liradan devam ediyor. Edirne'deki ekmek fiyatlarında şu sıralar zam ve tarife çıkmazı yaşanıyor. 3 tane ekmek 4,5 lira başka, 6 lira başka. Sade ekmekle geçinen insanlar var. Onu oradan düşündüğün zaman fiyat olarak tabii ki etkiliyor.
Her gün 4 tane ekmek giriyor benim evime. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası henüz onaylanıp yayınladıkları bir tarife olmadığını ve ekmeğin mevcut 210 gram üzerinden 1,5 liraya satılması gerektiğini söylüyor. Bazı fırıncılarsa Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden aldıklarını iddia ettikleri tarifeyle ekmeği 230 gram üzerinden 2 liraya satmaya devam ediyor. 1,5 alan yerleri tercih ediyorlar. Bir de fazla alıyorlar. 3 alacağına 4 alıyor. Öteki türlü 3 ekmek alsa 6 lira veriyor. Bir 4 ekmek alıyor. Gene 6 lira veriyor. Edirneliler ekmeği zamlı fiyattan almak istemiyor. Pandemisi, mandemisi, ekonomisi hepsi allak bullak. Sade ekmekle gününü geçirenler de var. Yani 1,5 lira olması bizim için vatandaş olarak çok iyi bir şey, güzel bir şey yani. Fırıncı esnafı ise tüm bu fiyat tartışmalarının haricinde işin hamallığını kendilerinin yaptığını ve kar edenlerin aracılar olduğunu söylüyor. Yani 2 lira büyük bir zam değil, büyük bir rakam değil. 50 kuruş ekmeğe zam konuyor. Bu 50 kuruşu zaten biz malzemecilere veriyoruz. Burada bizim hiçbir karımız yok. Sadece biz bu işin hamallığını yapıyoruz. Bu arada bazı fırıncılar da bayatladığı için ekmeği atanlara tepki gösteriyor. Bence ekmek 2 lira değil 5 lira olması lazım ki çöpe ekmek gitmesin. Türkiye'nin büyük kısmını etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle balık fiyatları adeta tavan yaptı. Hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor. Balıkçılar fırtına ve soğuk hava nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatları tavan yaptı. Şimdi bir haftadan beri havalar sert gidiyor. Kar da yağdı. Havalar çok soğuk olduğu için balık pek fazla gelmiyor. Hamsinin kilosu şu sıralar 50 liradan alıcı buluyor. Bizim buradan yerli hamsimiz geliyor şu anda. Marmara hamsimiz. Onun fiyatı biraz yüksek tabii. 50 lira kilosu. Vatandaşlar genelde sardalya türü, istavrit türü, gümüş türü balıklara yöneliyorlar. Fiyatlar uygun olduğu için. Fiyatların artışında uygulanan avyasada etkili oldu. Fırtınadan sonra denize açılan teknelerimiz bugün bol bir balık tuttu. İyi de bir balıkçılık oldu ama halkımız hamsi fiyatlarından yakınıyor. Tabii ki de haklılar. Mevsimin yavaş yavaş bahar aylarına yaklaşması balıkçıları umutlandırıyor. Sardalya var, istavrit var, gümüş balığı var, uskumru balığı var, hamsi geliyor güzel, cinekop var güzel. Çeşitler şu anda hava esmesine rağmen tekrar çeşit geliyor. Çeşit şu anda tezgahlarda bu. Ama balıklarımız taze günlük olarak geliyor. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Sayın seyirciler, kapı dillerini düşürerek girdikleri onlarca evi soyan ve Harman Toz grubu olarak bilinen 20 kişilik çete polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda saklandığı hurç içinde yakalanan bir kadınsa polis ekiplerine bulmasaydınız olmaz mıydı diye sitem etti. Kocaeli'de gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olayı sonrası harekete geçen Kocaeli Emniyeti, onlarca evin kapı dilini düşürerek para ve ziynet eşyası çalan 20 şahsı takibe aldı. Hırsızlık olaylarının kendilerine Harman Toz grubu diyen şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, zanlıların yakalanması için farklı tarihlerde yaklaşık 70 operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Çorum, Ankara, Kastamonu ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu şüphelilerin tamamı yakalandı. Çetenin evlere girme anları güvenlik kameralarına yansırken şahıslardan birinin yaz aylarında gerçekleştirilen ara operasyon sırasında hurç içinde yakalanma anını ise polis kamerası kaydetti. Yakalanan kadın kendisini bulan polis ekiplerine bulmasaydınız olmaz mıydı diye sitem etti. Gel, çık Duygu, çık. Yani bulmasaydım. Tamam, burada. Yakalanan şüphelilerden ikisi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 18'i ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kadınların çoğu kucaklarındaki çocuklarla Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılırken bazıları ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi. Şahısların Kocaeli ve çevre illerden 30'a yakın eve girerek yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi.
Sayın seyirciler, rüzgar o kadar etkiliydi ki bir marketin önünde duran cips standını sürükledi. Market sahibi de standın peşinden koşunca ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Rüzgar cips standını sürükledi. Onlar peşinden böyle koştu. Bizim için çok komik bir olay. Hani benim koşuşum daha bir komik geldi bana daha doğrusu. Zaten baktıkça kendim daha çok gülüyorum. Antalya'da rüzgar etkiliydi. Fatma Öztürk'ün marketinin önünde duran cips standı da rüzgara kapıldı. Tekerlekli stand hızla uzaklaştı. Önce durumu fark eden küçük kız, ardından da market sahibi Öztürk standı yakalamaya çalıştı. Ne olduğunu anlayamadım tabii, ben ne yapacağımı da bilemedim. Standa mı koşayım, markette mi bekleyeyim derken standın peşinde kız, standın peşinde ben, kızın peşinde. Binanın köşesine döndük yani. Orada binanın köşesine, bahçeye devrildi stand. Onu toparladık beraber. İşte getirdik, yerleştirdik, düzelttik ama bayağı bir rüzgar vardı yani. Bayağı bir hareketliydi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede yüzlerce kez izlendi. Sayın seyirciler, şimdiye kadar kardan adamı tıraş eden ya da devasa boyutlarda kardan adam yapanlar vardı ancak Samsun'daki gibi bir kardan adam hiç yapılmamıştı. Farkı ne mi? Hemen söyleyelim. Yanına yaklaşıldığında başını hareket ettirmesi. Robot kardeş değil, kardan robot adam. Kardan robot adam. Merhaba. Bu kardan adam diğer kardan adamlardan farklı. Başını sağa ve sola çevirebiliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İnsanın robotu oluyor da kardan adamın neden olmasın düşüncesiyle yola çıktı. Ve kardan adamdan robot yapmayı başardı. Selamünaleyküm robot kardeş. Robot kardeş değil, kardan robot adam. Kardan robot adam. Merhaba. Samsun'da Evrensel Araştırmalar ve Geliştirmeler Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda motor ustası olan Mustafa Yiğit'in yaptığı kardan adam robotu hareket edebiliyor. Buradaki amaç şu, öyle büyük bir proje değil. Bu şimdi insanın robotu yapılıyor da kardan adamın niye robotu yapılmıyor mantığıyla harekete, ısıya duyarlı. Şu an mesela kafası hareket ediyor ya, normalde bu sabit etmiyor. Birazdan çekimlerde göreceğiniz zaten, yanına biri yaklaştığı zaman hareket ediyor. Kardan adam robotunun özelliklerini ise şöyle sıralıyor Mustafa Yiğit. Harekete, ısıya duyarlı sensörleri var, bataryası var. O yani böyle bir mizah amaçlı yapılan bir şey bu. Bu hale getirmek bunu 15-20 dakikamızı aldı ama mekanizmalarını hazırlamak aşağı yukarı 3-4 saat sürüyor. O da daha önceki bilgilerimizden dolayı bu kadar basit yapabildik onu elimizde malzemelerle. Kardan robot hareket edince etrafındaki meraklı gözler de yanına uğramadan geçmiyor. Sıra abi, elini kımıldatıyorum ben. Selamünaleyküm. Sayın seyirciler, şimdi de 10 yıl önce bugüne gidiyoruz. 'Başbakan Erdoğan, Türkiye Taksiciler Vakfı ve İstanbul Taksiciler Odası'nın Büyükşehir Belediyesi Topkapı 1453 sosyal tesislerinde düzenlediği toplantıya katıldı. Trafik kurallarına uyulması, sizlerin, müşterilerinizin, diğer vatandaşlarımızın güvenliğini temin edeceği kadar trafiği de rahatlatacaktır. İstanbul son dönemde çok başarılı uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bizim misafirperverliğimizi, misafir kültürümüzü gösterdi. Bir Türk ustası set kurulardan yapılır. Bakın bu çok önemli. Biz de altından yaz okutmayan usta demiyoruz. Bakın. Şu resim de kendi resmim. Benim 20 yıl evvelki resmim.
Türkiye'nin tanıtımı için harekete geçen ünlü baklavacı, Karaköy'deki şubesinde Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı baklavanın yapım aşamasını öğretmek için turistleri mutfağa soktu. Bütün maddeleri yaylalardan getiriyoruz. Egzoz gazının girmediği, ayak basmamış otlardan beslenen yayla tereyağı yapıyoruz. Bakın yayla erimiş tereyağı kullanıyoruz. Egzoz gazının girmediği yerden. Yani diğer adı sade yağ. Ve kıraç bölgenin pancarından elde edilmiş şeker kullanıyoruz. Cevizi yöresinde mevsimimizde, aynı şekilde gene bütün fıstığımızı yöresinde mevsiminde, yani yemediğimizi yedirmiyoruz. Turistlere en iyi baklava ustaları tarafından baklava hamuru açma dersi verildi. Türkiye Halk Oyunları müsabakalarına hazırlanan Rize Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi düzenledikleri ilginç uygulamayla kan bağışının önemine dikkat çekti. Uygulama kapsamında horon sırasında hata yapan kişi eğlenip kan bağışında bulundu. Hata yapmak da can kurtarır. O misali yola çıkarak hem bir özendirici amaçlı olsun diye, yani halkımızı kan vermeye özendirmek amaçlı. Gerçi Rize halkı buna çok duyarlı olduğunu çok iyi biliyorum. Çalışma sırasında hata yapan 5 genç elendi. Gençler kan bağışı formunu doldurduktan sonra gönüllü olarak Kızılay Seyyar Kan Toplama Aracı'nda kan bağışında bulundu. Vatana kanımız falan. Başka bir şey yok. İşte hatam bedelini kan vererek ödeyeceğim. Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi, ardından spor turu var. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın. Bilinçli besleme ve yüksek verim için Gübre Taş'tan yepyeni bir ürün. Yavaş salınımlı taban gübresi Best Starter. İçeriğindeki azot inhibitörü sayesinde bitkilerin azottan uzun süre ve maksimum düzeyde faydalanmasını sağlar. Bitki yeşil aksamının daha koyu yeşil ve sağlıklı gelişmesine yardımcı olur, bol çiçeklenmeyi teşvik eder. Hastalık ve zararlılara karşı bitkiyi güçlendirir, iş gücü ve gübre tüketimini azaltır. Best Starter, tarla bitkileri, meyve ve sebze bahçelerinde ekonomik ve etkili gübreleme imkanı verir. Bereketli hasat için Gübre Taş. Bizde herkesin farklı bir ev anlayışı var. Bilinçli besleme ve yüksek verim için Gübre Taş'tan yavaş salınımlı azotlu gübre süper inci. Yıkanma ve buharlaşma yoluyla meydana gelen azot kayıplarını azaltır.
azotu toprakta uzun süre muhafaza ederek bitkinin azottan maksimum faydalanmasını sağlar. Gübreleme maliyetlerini düşürür, mahsul verimi ve kalitesini artırır. Bereketli hasat için gübre taş. Onunla başlıyorsunuz güne. Balkonda keyif zamanı, yanınızda o. Bahçeye atıyorsunuz adımlarınızı, yine o. Basketbol sahasına gidiyorsunuz, potanın ardı masmavi o. E5'e çıkıyorsunuz, karşınızda o. Bisiklete biniyorsunuz, yol arkadaşınız o. Hatta bizim evler güzelce satış ofisine geliyorsunuz. Kapıda sizi karşılayan yine o. Güzelce de sizin için bir gelecek tasarladık. Denizi sadece manzaranız olmaktan çıkardık. O mavi güzellik artık sizin eviniz. Bizim evler güzelce. Deniz sizin eviniz. Kolay mı? Tam 50 yıl. Aşkla bağlanmasak olur muydu hiç? Yağmur, tipi, boran sabahlarını. Kor ateşlerini bile çok sevdik biz. Sevdamız oldun Türkiye. Al bayrağın gölgesinde. Her bir ferdinle. Erenlerin izinde. Tarihinle, kültürünle. Kalpten kalbe giden bir bağ kurduk biz. Her gün çarpan o kalbi dinleriz dikkatle. Sesi oluruz milyonların. Cesaretle, özgürce. Bir yüzü daha güldürüp elemleri silince, geleceğe umutla yollar açarız biz. Adı yüreğimize kazılı sevdamız uğruna, gamına, derdine huzur vermek adına, hakikatin peşinde revan olduk yoluna. Biz Türkiye olduk, Türkiye biz. Türkiye'm, benim yârim. Yarım asırdır her günü aydınlatan güneşim. İyi ki varsın. Türkiye Gazetesi. Türkiye benim aşkım. 50 yıldır. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Marmara Evleri 4'ten 4 dörtlük mutluluk planı. Evinizi şimdi alıyorsunuz, kalan yarısını ise taşındıktan sonra 10 yıla yayıyorsunuz. Yeni evinizde yıllar boyu ayrıcalıkların keyfini çıkarırken rahat rahat ödüyorsunuz. Beylikdüzü'nün en yeşil ve en merkezi bölgesinde yarısına mutluluğun tamamı sizin oluyor. Marmara Evleri 4. Gönlünce yaşa, keyfince öde. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'ti. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor, tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar,
kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu, yarınların Türkiye'sinde Türk sporcuların başarısıyla şanlı bayrağımızı ulusal arenada gururla dalgalandırmaya devam edeceğimizi ifade etti. İnşallah kısa vadede, orta vadede, uzun vadede inanıyoruz ki yarınların Türkiye'sinde sporcu avukatları, sporcu mühendisleri, sporcu doktorları ve pek çok anlamda başarısıyla şanlı bayrağımızı hem uluslararası arenada gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz. Ben pası nereye atacağım? Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir saat 19'da Trabzonspor'u konuk edecek. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ligde bugüne kadar birbirlerine 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 6'sını Avcı, 5'ini ise Kocaman kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikte sonuçlandı. Süper Lig'de Göztepe ile pazartesi günü evinde oynayacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra üçerli gruplar halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümü ise taktik çalışmayla geçti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belezoğlu, Sarı Lacivertlerin antrenmanında basın mensuplarına konuştu. Kazanılan her maça rağmen hakemin konuşmasının bir strateji olduğunu vurgulayan Belezoğlu şöyle devam etti. Ben bunu doğru bulmuyorum. Tabii ki canın yandığında, yanlış kararlarda bunu dile getirmek gerekiyor. Sonuçta herkesin ortaya bir mücadele koyduğu, maddi manevi emekler verdiği bir sistemde, her takımın amacı, beklentisi, düzgün işleyen bir sistemde yarışmaktır. Adalet dediğin şey de o. Adalet dediğin şey, tek taraflı işliyorsa, o zaten sistemi direkt güvenilmez kılıyor. Kazansan da, kaybetsen de, hakem odaklı konuşmak belli ki bir strateji. Ancak bu samimi değil. Biz görebiliyoruz bazı şeyleri ve hakkımızı da yedirmeyiz. Bizim için ligin ikinci yarısı yeni başlıyor. Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalınbay, kulübün resmi internet sayfasına açıklamalarda bulundu. Çalınbay, ligin bu sene çok zor geçtiğini ifade etti. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bunun hepsinin farkındayız. O yüzden de yani ligde ilk başlayacağımız maç Kayseri maçında mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü lig hakikaten çok zor ve çok uzun. Böyle maçlarda
ne olursa olsun çok iyi şekilde konsantre olup iyi bir şekilde özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor yani. Oyuncularda sakatlık, hastalık her şey yaşandı bizim takımda. Onun için yani sürekli şekilde de 3 günde bir maç oynuyoruz. Şimdi tekrar Rize maçından sonra yine aynı şekilde oynanacak maçlarımız. Onun için yani burada aksaklıklar, sıkıntılar olacak. Yapacak bir şey yok. Bu seneki ligi inşallah iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız yani takım olarak. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum yani. Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Osmaniye-Nurdağ yolunun 46 ve 49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. İzmit-Kandıra yolunun 0 ve 19. kilometreleri arasında yol yapım